Uyuşturucu ve silah kaçakçılığında üst sıralara yükseldik. İçişleri Bakanı, faili meçhul cinayetlerin üzerine gideceklerini belirtti. Kara para sirkülasyonu baş döndürücü bir hızla artıyor. Siyaset yine karıştı. Herkes birbirini suçluyor. Belirsizlik, güvensizlik, istikrarsızlık gittikçe yayılıyor. Üniversiteler patlamaya hazır bomba gibi. Üç gündür devam eden Gençlik Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde, gençler, ülke ve kendi geleceklerinden endişeli olduklarını dile getirdiler. Para piyasaları yine çok hareketli. Dövizin yükselmesi önlenemiyor. Gericiler ve ırkçılar devlet kurumlarını ele geçirmek için yarışıyor. Sanatçılarımız uluslararası gösteri ve dinletilerde başarıdan başarıya koşuyor. Basketbolda Avrupa kupalarına gidiyor. Neden çağırdıklarını biliyorsun herhalde. Bilmiyorum. Bana senin kavgacı ve küfürbaz bir çocuk olduğunu söylediler. Bu doğru değil. Affedersiniz, affedersiniz. Bak yalan da söylüyor. Hayır. Kavgacı, küfürbaz, yalan da söyleyebilen bir annen olsaydı ne düşünürdün? Hiçbir şey. Utanmaz mıydın? Hayır, o benim annem. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi radyoya gidiyoruz, oradan dedenle eve döneceksin. Hayır, bunu istemiyorum, lütfen. Şimdi gidiyoruz. Ben kalıp programımı hazırlayacağım. Seninle kalmak istiyorum. Olmaz dedim. Seninle kalmak istiyorum. Lütfen. Merhaba. Beyler kim? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Sordum, söylemediler. Merhaba, tanışıyor muyuz? Şimdi tanışacağız. Sekreteri gönder. Anlamadım. Sekreteri gönder dedim. Seninle baş başa görüşeceğiz. Sizinle görüşmek isteyeceğimi sanmıyorum. Uzattın ama. Gönder, yoksa biz göndereceğiz.
Tamam. Anladım. Gönderiyorum. Sen gidebilirsin. Biz beylerle özel bir şey görüşeceğiz. Gidebilirsin dedim. Hadi. Tamam, sorun yok. Yarın görüşürüz. Hadi. Sen de bir emanetimiz olacak. Ne emaneti? Biliyorsun. Bilmiyorum. Anlamazlıktan gelme. Ver şu dosyayı. Bir şey anlamıyorum. Oyun oynamayı bırak. Oyun oynamıyorum. Sabrımı taşırıyorsun. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Akıllı biri olduğunu sanıyorsun ha? Bakın burası dağ başı değil. Beni kendim eski... Dosya nerede? Ne yapıyorsun sen? Çek şunu üstünden. Çek, çek şunu. Bak, bak bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ben bir avukatım, tamam mı? Bak. Çek, çek şu dosyayı. Bunu yapmayın lütfen. Bana bak, bana bak. Yanlışlık yapıyorsunuz. Ben bir avukatım. Susunlar da olsunlar. Sen de haksın. Burası dağ başı değil, tamam mı? Neden haksın? Bunu senin yanında bırakır mıyım sanıyorsun ha? Affedersiniz, affedersiniz. İsteyerek olmadı. Bakın, neden anlamıyorsunuz? Gerçekten burada değil. Durun diyorum. Dur, dur şu herifleri. Sana söylüyorum. Yılan suratlı. Ne yaptığınıza inanamıyorum. Hey, kes şunu. Rica ediyorum. Lütfen sana söylüyorum. Pis herif. Bana bak. O dosyayı burada saklayacak kadar salak mıyım ben? Sen ne hakla benim ofisimi dağıtıyorsun ha? Dursana! Bana bak, her kimseniz, her ne halksanız memleketin içine ettiniz be! Oh! Hayvan ol hayvan! Avram bitiyor. Dur şunları lütfen, 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 lütfen! Tamam, tamam vereceğim. Tamam yeter. Evet, seni dinliyoruz. Dosya burada değil. Neredeyse oraya gidelim. Olmaz, banka kasasında. Şu an kapalı. Yarın getireyim. Söz veriyorum, yarın getireyim. Bizi atlatacağını düşünmüyorsun herhalde. Hayır, böyle bir şey düşünmüyorum. Bak, senin ne bok bir herif olduğunu biliyoruz. Demek biliyorsunuz. Öyleyimdir. Zaten her zaman birileri bilir. Fazla uzattın. Yarın aynı saatte burada. Ama burada olmaz. Kalabalık bir yerde buluşalım. Yok. Burada, tamam. Aynı saatte. Beni iyi dinle, bok herif. Boksuz lütfen. Polise gidebilirsin. Savcılığa da. Belgeleri basına uçurabilirsin. Yarın geldiğimizde herkesi buraya toplamış olabilirsin. Olmaz böyle saçma şey. Olmaz. Yo, istersen yap bunları. Yo, olmaz. Tabii karının ve sakat kız kardeşinin bir başına ne yapacaklarını... ...ya da en yakın arkadaşının karısının sen olmazsan kimin düşünmelisin. Kimsin sen? Bakın sizden korktuğumu saklamak istemiyorum. Ama korkunca her şeyi yapabilecek biri değilim. Kola verir misin? Gergin görünüyorsun. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Telefon elektrik faturalarının son günü. Babam gelip oğlanı alacaktı, gelmedi. Oğlan burada kalsın, git işini gör. Olmaz, sonra eve götürmem gerekecek, geç olur. Müdürüne söyle, ayakçıyı göndersin. Bu afinin başına bir şey gelirse sorarım size. Olmaz, ondan hiçbir şey istiyorlar. Çok önemli. Ne oldu, aranız iyi değil mi? Yok, yok. Boş ver canım, kendi işimi kendim görürüm ben. Kolan hazır. Bir şey ister misin? İstememiştim. Kimler gelmiş kimler ha? Al canım. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Basket nasıl gidiyor? İyi. Anneyi üzmüyorsun değil mi? Hayır. Tıraşın da çok güzel olmuş. Nasıl gidiyor? Bakmak ister misin? Yo, lütfen. Ben öylesine sormuştum. Lütfen. Bir bira verir misin? Hadi iç şunu. Seninle kalmak istiyorum.
Bak bir daha buraya getirmem. Hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Burada sabaha kadar kalamayacağını biliyoruz. Bak her istediğini yapıyorum. Sen de iyi davran. Hadi bitir şunu. Seninle kalayım lütfen. Olmaz dedim. Kalamayacağını biliyorsun oğlum. Öyleyse beni eve bırak. Dedemlere gitmek istemiyorum. Başka seçeneğin yok. Dedenlere gideceksin. İç dedim. Daha dünya kadar işim var. İçmeyeceğim. Bak onları üzersen çok kızarım bilmiş ol. Zaten hep kızıyorsun. Neden buradasın? Ne demek neden buradayım? Korkarım randevunuzu unuttun. Bugün evlilik yıl dönümünüz. Eyvah unuttum. Tamamen unuttum. Olacak şey değil. Karın seni beklesin, sen eve gel. Saat kaç? 9. 9, 8'deydi. Ben hayvanın tekiyim. Telefon, telefon nerede? Oralarda bir yerde. Merhaba, iyi akşamlar. Kafenizde bir hanım oturuyor olmalı, kumral. Böyle... Ne giymişti, üstünde ne vardı? Güderi takımları. Ne renk? Mavi. Mavi ile lacivert arası bir şey. Mavi ile lacivert arası, etek ceket. Yalnız oturuyor olmalı. Emin misiniz? Ne kadar oldu? Peki, teşekkür ederim. Çıkmış! Nasıl yapabilirsin böyle bir şey? Ya bir şey yapmadım. Unuttum çünkü ahmağın tekiyim, anladın mı? Ahmağın tekiyim. Ceketini atma. Ayrıca bu kadar kızıp bağırmana gerek yok. Kahretsin. Nasıl oldu? Nasıl oldu da unuttum? Yerde ayırtmıştım. Bütün gün ne giyeyim diye sordu bana. Aylardır çıkmıyordunuz. Tamam, çıkmıyorduk. Unuttum işte. Ne yapayım? Özür dilerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Affedersin. Sorun değil. Bak, istersen çıkalım ha? Çok geç oldu. Başka zaman çıkarız. Çok sinirlisin. Değilim. Özür diledim ama. Çok üzüldü. Sen bir şeyler yedin mi? Yemedim. İyi, ben bir şeyler hazırladım. Ben hallederim. Tamam, ben yaparım. Uzatma artık. Ne yapıyorum ki ben? Gerginsin. Neşeli mi olmalıyım? Daha anlayışlı olabilirsin. Ne istiyorsun sen benden? Özür dilerim işte, tadını kaçırma. Pekala, nasıl istersen. Hafta sonu bir yere gidelim, ne dersin? Bonbon şekeri mi ikram ediyoruz? Seninle konuşmanın bir yolu olmalı. Suç işleyince bağışlanmak için her şeyi yapan çocuklara benziyoruz. Savaş istiyorsun. Sen de ne yaparsan yap, tepki göstermeyecek bir kadın bekliyorsun. Kompleksiz bir kadın istiyorum, hepsi bu. Yine aşağılamaya başladın. Özür dilerim ama bu tavrını başka türlü nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Durmadan özür diliyorsun, yine de... Yine. Yinesi yok. Hepsi senin kuruntun. Bu gece çıkmayı ben istedim. Seninle baş başa olmayı, bir yerlere gidip dans etmeyi isteyen benim. Evet, eve gelmediğim bir gecenin sabahında istedim. Yo, seninle baş edilmez. Seninle de. Tamam. Özür dilemekten vazgeçiyorum. Ne halin varsa gör. İçinden geldiği gibi davranabilirsin artık. Rahatla. At şu özür maskesini yüzünden, çünkü komik oluyoruz. Durumumuz çok dramatik. Bence de. Keselim artık. Ben başlatmadım. Tamam, ben başlattım. Özür diledim ha, keselim. Keselim.
görüyor musun? Tamam. Hayır, ondan istemem. Bundan? Tamam. Ben alırım. Tabağını verir misin? Sosis? İstemem. Şarap? Evet, lütfen. Sen ister misin? İstemem. Hayır, hayır, istemem. Sen yemiyor musun? Canım istemiyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Özür diledim, hesapta olmayan şeyler oldu. Her zaman oluyor. Daha önce böyle bir şey olmadı. Başka şeyler oldu. Seni anlayamıyorum artık. Ben de seni. Kendini acımaktan vazgeçmelisin. Biliyor musunuz, kuru temizlemecinin kızı evden kaçmış. Bunu almıştır, anlayışsızlıktan bıkmıştır. Saygısızlıktan, adam yerine konmamaktan usanmıştır. Kızın bütün hayatını biliyorsunuz galiba. Gideceksin. Alıp başını gideceksin. Evet. Kaçacaksın. Alıp başını kaçacaksın. Ben çok yorgunum. Yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tek sözcük. Hayatınızı belirleyen tek sözcük istiyorum sizden. Yineliyorum. Hani vardır ya, tek bir sözcükle yaşamınızdaki birçok şeyi açıklarsınız. İşte öylesinden bir sözcük söyleyeceksiniz. Aşk, ölüm, ceza, mutluluk, para, şefkat, yaş, çocuk gibi. Sonra bu sözcüğün sizin yaşamınızdaki önemini konuşacağız. Her şey yolunda giderse gecemizin çok iyi geçeceğini sanıyorum. Harika. Telefonlarımız çalmaya başladı bile. Evet, oyunumuz başlıyor. İlkini alıyorum. Alo. Merhaba. Tek sözcüğünüzü söyler misiniz? Alo. Bugün hayatın için ne öğrettin? Hayır, öyle değil tabii ki. Aşk mı? Çılgınlık mı? Sevgi mi? Neler duydun Sibel? Biraz heyecanlıyım da. Tek sözcüğünüz. Bu senin favori programın değil mi? Biraz zaman verin lütfen. Her gece birliktesiniz, hiç ayrılmıyorsunuz. Ne yazık ki sizi yayından almak zorundayım çünkü oyunumuzu oynamamıza izin vermiyorsunuz. İyi geceler. Sıradaki telefon lütfen. Tek sözcük. Nefret. Oo, tehlikeli bir sözcük. Nefret. Peki neden? Her şeyden. Neler olduğunu anlatmak ister misiniz? Anlatma. Konuşmak istemiyor musunuz? Niçin konuşayım? İlginç bir program yapabilmeniz için mi? Söyler misiniz bana, konuşursam hayatımda ne değişecek? Peki neden aradınız beni? Canım istedi, aradım. Şimdi de kapatıyorum işte. Hay Allah. Kapattı. Oyunumuz pek iyi başlamadı anlaşılan. Çok üzgünüm. Nefret dolu dinleyicime söylüyorum. Dünyaya nasıl bakarsanız öyle görünür. Nefret yerine bir de sevgiyle bakmayı denemelisiniz. Hiç kimsenin hayatı kolay değil. Benimki de. Ama ben sevgiyle, sevgiyle bir çıkış yolu bulunacağına inanıyorum. Bunu denedim. Çaresizliğe, nefrete, umutsuzluğa tapınmanın hiçbir yararı yok. Eğer tekrar denemek isterseniz sizi hemen yayına alacağım. Peki. Sıradaki telefon lütfen. Umut. Umut ne? Benim tek sözcüğüm. Haske. İlginç. Güzel sözcük. Yaşamınızdaki rolü nedir? Herkes bir maskeyle dolaşıyor. İki yüzlük diyorsunuz yani. Seninki ne? Evet öyle. Herkes maskesini çıkarsa daha yaşanabilir. Oyun oynamak istiyorsan onunla oyna, benimle değil. Sen arasana. Biraz daha açar. Dalga mı geçiyorsun? Ne olursun hadi. Neden kendini aramıyorsun? Lütfen çok beni kırma. Çok istiyorum. Radyoda sesini duymak istiyorum. Benimle konuştuğunuz için çok teşekkür ederim. Peki telefonu getiriyorum ama sen arayacaksın, tamam mı? İlk iki sözcüğümüz nefret ve maskeydi.
Bakalım üçüncüsü ne olacak? Kaos. Kaos? Kaos. İlginç. Belirsizlik, endişe, kuşku, karmaşa, korku. Bu gece umutsuzluğun gecesi anlaşılan. Umutsuz olduğumu söyleyen kim? Korku, kuşku. Yani kaos, yani umut. Yani şimdi siz... Yani ben şimdi diyorum ki her şeyi önceden bilinen bir hayattan nefret ederim. İyi ama kaosun içinde siz de yok olabilirsiniz. Teslim olmazsınız, uzlaşmazsanız yok olmazsınız. Maceracı birisiniz galiba. Siz buna macera diyorsunuz, ben size hayatı savunmak diyorum. Yani kaos yoksa hayatınızı savunma nedenleri de yok diyorsunuz. Saçma, böyle demiyorum. Kaosu biz yaratmayız. Kaos insana, insanlık onuruna, hayatın inceliklerine değer vermeyen bir sürü şerefsizin yarattığı fiili bir durumdur. Çok öfkelisiniz. Evet, evet, evet. Doğru, öfkeliyim. Belki de hayal ettiğim hiçbir şeyi yaşayamadığım için öfkeliyim. İlginç bir yaklaşım bu. Bana kalırsa kaos sizin kafanızın içinde. Anlaşılan bunlarla siz de baş edemiyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Yani sözlerimden bunu anladıysanız kutlarım sizi. Ayrıca sözümü bitirmemiştim. Peki, peki. Sizi dinliyorum. Siz gidişattan pek memnunsunuz anlaşılan. Yaşadığınız hayatın hangi rezilliklere, bayağılıklara, hangi aşağılık sefilliklere teslim edildiğine pek aldırmıyorsunuz galiba. Lütfen, lütfen. Hayır, böyle devam edemezsiniz. Buna izin veremem. Tamam Sayın Bayan, tamam. Neden konuşalım? Neye izin veriyorsunuz? Bakın bu bir gece programı. Anlamadım. Hoş şeylerden bahsetmeliyiz. Siz bizden bir sözcük istediniz. Yani romantizmden söz etmediniz. Kötü bir gece geçireceğiz anlaşılan. Bakın bilseydim hoş bir sözcük bulurdum. Aslında karanlık, siyaset, adalet, şiddet vesaire diyecektim. Ama birini seçemediğim için toplamını aldım ve kaos dedim. Ne var bunda? Her neyse, madem ki dediniz öyle olsun. Neden bu kadar sinirlisiniz anlamıyorum. Sinirli değilim. Pekala, değilim diyorsanız değilsinizdir. Oyunumuza dönelim lütfen. Hı? Özür dilerim, özür dilerim ama yani programınıza katılmak için ille de aptalca şeyler mi söylemeliyim? Bizi binlerce, on binlerce kişinin dinlediğini unutmayın. Ciddi misiniz? Tamam, tamam, haklısınız, tamam. Ne diyorduk? Sizin neye inandığınızdan bahsediyorduk. Bakın burada benim neye inanıp inanmadığım hiç önemli değil. Kesmeyin, bitiriyorum, tamam bitiriyorum. Bırakın da neyi kesip kesmeyeceğime ben karar vereyim. Tamam, anlaşıldı. %100 itaat istiyorsunuz. Ya sizin istediğiniz gibi konuşacağım ya da... Bakın demagoji yapıyorsunuz ve karşınızdakini rencide ediyorsunuz. Hay Allah, yani siz de ne... Tek sözcük, kaos. Bu sözcük üstüne konuşur musunuz lütfen? Tamam, tamam, tamam. Kaosla sınırlı, tamam. Evet, kaosla sınırlısınız. Biliyorsunuz oyunumuzun kuralı bu. Bakın Sayın Bayan, insan olmak, olabilmek çok çileli bir iştir. Ben... Sonuç olarak ne demek istiyorsunuz? Ne mi demek istiyorum? Sonuç olarak beni mutsuz eden bir şey varsa onunla savaşırım diyorum. Günaydın. Günaydın. Bir şey mi aradınız? Evet, hayır. Yani evet. Sizi sinirlendirecek bir şey mi oldu? Yok, neden? O korkunç bakışlı adamlar kimdi? Hangi adamlar? Dün akşamkiler. Ha. Senin bir sevgilin vardı değil mi? Ayrıldık, ne oldu? Allah kahretsin. Siz iyi misiniz? Evet, neden? İzin verecektim sana 3 gün. İyi bir olandı galiba, neden ayrıldınız? O beni bıraktı. Salağın tekiymiş demek. Her neyse, gene de izinlisin 3 gün. Yeni bir sevgili bulman için. Al bunu, 8 milyon. Şile'ye git, Sapanca'ya falan. Yeter sanırım. Hadi bakalım. İyi bir şey olsun. Salak olmasın. Kıymetini anlayacak biri olsun. Doğrusunu isterseniz hiçbir şey anlamadım ama neyse. Sen hala burada mısın? Pekala. Madem öyle istiyorsunuz. Nasılsın? Sorma. Bir şey mi oldu? Buktan bir durum var, onun için çağırdım seni. Sesin heyecanlıydı, tahrik etti beni. Dinle. Kimse yok galiba. Yok, bir dakika, anlamıyorsun. Durumum gerçekten berbat diyorum sana. Çok konuşuyorsun. İlişkimizi bilenler var. Durumum boktan diyorum sana. Benim de durumum boktan, kes sesini.
Neden polise haber vermiyorsun? Ne bok olduklarını bilmiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Doğrusunu istersen bilmiyorum. Kıçına bayılıyorum senin. Sadece o kadar mı? Değil tabii. Dudakların, memelerin, kasıkların, karnın. Her şeyine çıldırıyorum senin. Senin bende bayıldığın bir şey yok mu? Şimdi ben de mi saymalıyım yani? Hiç böyle şeyler söylemezsin zaten. Serseriliğine bayılıyorum senin. Hiçbir işe yaramaz bu, dert acar ancak. Dudağımı ısırma bir daha, bak belli oluyor. Çantamı verir misin? Bana bak, duyarsa ne olur. Sana aşık olduğumu söylerim, ayrılırız. Herif en iyi arkadaşım. Sen bir ahlakçı mısın yoksa bir ahlaksız mı, karar veremiyorum. Hangisini tercih edersin? İkincisini. Ya sen? Ben de. Karınla yapıyor musun? Ben sana kocanla yapıyor musun diye soruyor muyum? Anlaşıldı. Ben gidiyorum. Beni de takip edebilirler mi? Sanmıyorum. Bunun için bir neden yok. Ama kocana haber verebilirler. Peki neden? Neden haber versinler ki? Saçmaladım işte. Bilmiyorum, kafam karışık. Bana bak, yaparlar mı böyle bir şey? Yok, sanmıyorum. Emin misin? Eminim. Dün sana telefon ederken paniğe kapılmıştım. Söylerler gibi gelmişti bana ama şimdi eminim. Duyarsa duyar. Ne yapalım? Hadi git. Beni hiç aklından çıkarma. Beni unutma, tamam mı? Gece telefon et. Tamam. İçeri nasıl girdiniz? Kapı açık mıydı? Kapalıydı. Demek kıçına bayılıyorsun. Ne? Dinliyorsunuz. Dinliyorsunuz.
Dinliyorsunuz değil mi? Dinliyorsunuz. Ne bulabileceğini sanıyorsun? Aptal aptal bakma öyle. Vaktimiz kalmadı. Soytarılığı bırak, dosyayı ver de gidelim. Bu iş ilginç olmaya başladı. Dosyayı veremem beyler. Üzgünüm, bunu yapamam. Senin keserim ulan. Bir daha buraya karı çağırıp... Dosyan nerede? Burada değil. İz kalmasın. Tamam, vurmayın, tamam. Tamam, tamam vereceğim, tamam. Dün sizi ciddiye almamıştım, tamam anladım. Bu işin şakası yok, tamam. Tamam, vurmayın. Vurmayın, tamam. Tamam, vereceğim, tamam. Bakıyorum da iyi hazırlanmışsın. Peki ben şimdi bunu ne yapayım? Dosya. Ya çek şunu be. İkide bir kafama dayayıp durma. Beni öldüremezsin. Dosyayı almadan beni öldüremezsin. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Dosyayı vereceğim ama... bana kibar davranmazsan hiçbir bok alamazsın. Dosya nerede? Burada değil. Yarın ikiden önce ulaşamam o dosyaya. Yarın istediğiniz yere getiririm. Bak. Bir şey söyleme. Yapabileceğim başka bir şey yok. Bak, bu dosyayı size vermek ve bu pislikten kurtulmak istiyorum. Doğru söylüyorum. Sana yeterince anlayış gösterdik. Yarın da bekleyeceğiz. Ama öbür gün yok, bilesin. Beni dinle, kocan yoktur. Cepten arıyorum, bulamıyorum. Onu hemen bulmalıyım. Harika, kaçta buluşacaksınız? Aha, benim için bir şeyler yapmasını isteyeceğim. Hemen buluşmalıyız onunla. Bırak şimdi, sonra anlatırım. Bak, Luna Park'ta buluşalım. Neler çeviriyorsun yine? Anlatacağım, gelin. Burada ne arıyorsun? Çarpışan otolara biniyorum, ben belki siz de binersiniz. Bak soytarılığı. Başım dertte, izleniyorum. Eve telefon bile edemiyorum. Bizimkileri şu evden alıp... Şu anda izleniyor muyuz? Yok, taksiyle geldim. Neler oluyor dedim, kim izliyor, neden izliyor? Anlatırım, sonra anlatırım. Uzun işimdi. Bak, onları hemen götür kum kapıya, eski eve. Bunun gerekli olduğunu söylersin, tartışmasınlar seninle. Kum kapı, eski ev. Yaparsın değil mi? Yapacaklardı. Olmadı. Vazgeçmedin şu koroda. Vazgeçmeyen ben değilim. Patron istiyor. Elimle evlenir misin? Ciddiyim. Evdekini ne yapacaksın? Evet dersen ayarlarım. Ayarlarsın da. Yaparım bir şeyler. Şunlara bir göz atabilir misin? Lütfen merak etme. Siz de ikiniz sağ. Bir bakın lütfen, beğenirseniz size metin yazarım. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Ya bu adamı nasıl savacağız başımızdan? Kimseye zararı yok canım. Kendi halinde yazıyor. Yazdıkları da hoş şeyler. Neden almıyorsun? Benim programıma göre değil. Fazla karamsar, umutsuz ama hoş şeyler yazıyor. Umutsuzluğu mu güzel yazıyor? Aslında yazdıkları doğru ama benim programım için değil.
Ne yapıyoruz? Ne? Üst kata çıkıyoruz, üst kata. Ne olduğunu hala anlatmayacak mısın bize? Anlattım ya, daha ne anlatacağım? Biz de bir halt bilmiyoruz. Çok korkmuştu, panikteydi. Bir şey istedi, yapıyoruz, hepsi bu. İzlenebilirsiniz dedi, gözünüzü dört açın dedi. Al onları kum kapıya götür dedi. Saçma sapan işler. Ama bu adam zaten hep böyledir. Kocanı tanımıyor musun? Akşam en güzel masaldır iyi anlatılırsa. Doğru olan her şeyde biraz öfke, biraz yılgınlık vardır. Cam incelince şarap da incelir. İşte yine birlikteyiz. Tam bir yıldır her gece dertleşiyoruz. Geceler boyu destek oluyoruz birbirimize. Kimi zaman çaresizliklerimize çare arıyoruz. Hepimiz insanız. Zaman zaman hepimizin içinden çıkamayacağımız sorunlarımız oluyor. Ya da nedenini bilmediğimiz kederlere boğuluyoruz. Yani demek istediğim şu ki, bu gece keyfim yok biraz. Ama yine de programladığım gibi sevgiden, aşktan konuşacağım. Hem keyfin yok, hem aşktan konuşmak istiyorsun diyenler çıkabilir. Ama bu geceyi aşka ayırmıştım. Hazırlandım. Çok güzel şiirler buldum. Daha sabaha kadar çok vaktimiz var. Belki ilerleyen saatlerde okurum. Henüz arayanımız yok. Aşktan söz etmek kimsenin içinden gelmiyor anlaşılan. Pekala. Madem ki arayanımız yok, ben az önceki şiirimi bitireyim. Akşam en güzel masaldır iyi anlatılırsa diye başlıyordu şiirimiz. Yaşam acıdan kırmızıya, ölüm hüzünden beyaza. Ve bir gül gelirse bu yol ayrımından git laka. Ve nasılsa. İşte ilk telefonumuz geldi. Ben de umutsuzluğa kapılıyordum neredeyse. Merhaba, sizi dinliyorum. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Kaos. Kaos. Merhaba Kaos. Aradığınıza sevindim. Aşk konusunda da ilginç görüşleriniz olmalı. İlginç mi bilmiyorum ama ben sevgisiz bir hayat düşünemiyorum. Sevdiğiniz var mı? Soruya bakın, tabii ki var. Sevdiklerim var. Az sonra onlarla birlikte olacağım. Şimdi biraz işim var, sonra onlara gideceğim. Beni bekliyor. Ne yaptığını zannediyor bu herif? Peki ya aşk? Bizimle dalga geçiyor. Aşk. 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 Kalk gidelim. Ben de herkes gibi hiç bitmeyecek bir aşk yaşamak istiyorum. Dur şimdi, gitmek de nereden çıktı? Ne yani, bu zırvaları mı dinleyeceğiz? Ama öyle denemez. Bana kalırsa çok heyecanlı. Yani başlangıçlar güzel oluyor. Eve gidip de ne yapacağız? Biraz daha bekleyelim. Mesaj verdi. Az sonra geleceğim dedi. Duymadınız mı? Ne mesajı? Hadi kalk. Benim radyoyu dinlediğimi biliyor. Bu kadar bekledik. Biraz daha kalalım. Hem ben çok eğleniyorum. Birden hayatıma renk geldi. İstersen banka soyalım sevgilim. Ha, ne dersin? Hayatımız daha da renklidir. Keşke soyabilsek. Çok romantik. Aynı zamanda yakınma da var galiba sözlerinde. Sen ne diyorsun? Peki neden? Neden? Hiçbir şey. Bence kendi kendine yetmezlikten, kendine güvensizlikten, buna benzer şeyler işte. Yani bugüne kadar gönlünüzce bir aşk yaşayamadınız demek. Umarım yaşarsınız. Umarım yıllarca isteyip de umudunu yitirenlerden olmazsınız. Ya siz umudunuzu yitirmiş gibisiniz. Umudumu yitirdim mi bilemiyorum ama söylediğiniz gibi bir aşk da pek yaşanmıyor günümüzde. Aşk üstüne program yapıyorsunuz ama umudunuz yok. Aşk şiirleri okuyorsunuz. Kağıt üstünde aşk. Korkarım hatıra defteri de tutuyorsunuz ha, ya da günlük. Yine ateşe başladınız. Unutmayın ki bu benim programım. Her an sesimi kısabilirsiniz. Evet, daha özenli konuşmalısınız. Bir radyo programında olduğunuzu unutmamalısınız. Bizi dinleyenlere karşı da sorumluluklarımız var. Aşağılık herifler. Haklısınız bayan, haklısınız. Tamam, egemen olan sizsiniz. Ne diyordun? Pekala, ne diyordun? Aşktan konuşuyorduk. Aa evet, aşk. Aşk, yeryüzündeki her türlü sıradanlığı, alelâdeliği ezip geçen bir duygudur. Şiir, renk, estetik, coşku, şehvet, yaratıcılık, yaşanma, baş etme duygusudur aşk. Aşkı çok hoş tanımladınız, kutlarım sizi. Ama bütün bunlarla dolu bir aşkı yaşamak çok zor gibi geliyor bana. Elbette zor. Siz neyin peşindesiniz? Kolay olan mı? Peşinde değilim ben. Olağanüstü bir şey yaşamak istiyorsan emek vereceksin. Ya da pislikten, aptallıktan, bayağılıktan şikayet etmeyeceksin. Beleş yok öyle. Hem hiçbir şey yapmayacaksın, hem de her şeyi yaşayacaksın. Bir dakika, ne demek hiçbir şey yapmayacaksın ve her şeyi yaşayacaksın? Söyledim siz. Az önce de söyledim. Hayatla baş etme duygusudur aşk. Şöyle yani, nasıl biri hayatımıza müdahale ettiğinde izin vermiyorsak, baş kaldırıyorsak, aşkı da bir isyanı yaşar gibi yaşamalıyız. Biz aşktan mı konuşuyoruz yoksa savaştan? Bunu anlamanızı beklerdim sizden. Sizin derdinizdir, aykırı görünmek. Söylemeye çalıştığım şu, pisliklere, bayağılıklara, adiliklere, bizi sindirmeye çalışan aşağılık köpeklere nasıl teslim olmuyorsak... İyi de bunun aşkla neye gitsin var? Kesmeyin! Yani çaba göstereceksin diyorum. Aşkı köküne kadar yaşamak için çaba göstereceksin çok diyorum. Çok karışık anlatıyorsunuz. Tamam, size göre bir formül bulmaya çalışacağım, tamam.
Aşk her gün hayatı yenilemektir, yeni baştan yaratmaktır, direnmektir. Ben aşktan bunları anlıyorum. Bunları yaşayan, yaşatan ve arayan bir kadınla yaşanabilir aşk. Var mı böylesi, ha? Var mı? Sessiz. Varsa bir adım öne çıksın. Aşk tek başına yaşanmaz. İki ateş topunun buluşmasıdır aşk. Yine kendi sesinin arkasına çıktı. Boyalı saçlarıyla erkeğinden çiçek bekleyen, sonra da yatak odası sesiyle teşekkür edip seni seviyorum aşk sananlarla yaşanmaz aşk. Bir kalp çizip ortasına bir ok saplayacaksın. Olmadı birkaç damla da kan akıtacaksın. Sonra da ya, kıçını yayıp ben aşk yaşıyorum diyeceksin. Müthiş bir hayal gücünüz var. Oldukça etkileyici konuşuyorsunuz. İnanılmaz birisiniz doğrusu. Harika. Ya, ama kimsiniz çok merak ediyorum. Neredesiniz? Nereden arıyorsunuz? Nereden telefon ediyorsunuz? Nasıl tahammül ediyorsun bu herifi? Bu kentin kalbinde kalpazanların, terörün, en yüce ve en aşağılık şeylerin kol kola yaşadığı yerlerden... Şu pisliği vitrinlere sokmamı ister misin? Yok Roman. Saçmalama. Hadise istemiyorum. Bir kenti böyle anlatana rastlamamıştım hiç. Yağmur, çamur, trafik, bitip tükenmeyen bir koşuşturma. Siz de cenneti ve cehennemi anlatıyorsunuz. Öyle, öyle demeyin. Bu şehrin hadi bir benzeri gidelim, bu daha işin sonu yok. Az önce kalalım diyor. Hayır gitmiyor. İşin nereye varacağını çok merak ediyorum. Şu radyoyu kapatır mısın? Olmaz. Her kapatmayalım. Mesaj verebilir. Sen de bir mesajdır tutturdun. Adam verdiği işte mesajını. Siz hepiniz salaksınız diyor. Görmüyor musun? Başı dertte. Evet, zavallı. Bu dünyada yapayalnız. O zaman tehlikeli buluyorum. Anlamıyorsunuz. Evet. Bize şeyiz çünkü. Sen anlıyorsun. Durumumuz çok komik. Gidelim artık. Hayır. Bin yıl geçse de bekleyeceğim. Ne yapacağını görmek istiyorum. Sen yat istersen. Nerede? Bu mezbelelikte mi? Şurada bir şeyler olacaktı. Bence de ama sonunda hiç kimse sizi anlamıyor. Telefonlarımız çıldırdı. Bir yıldır program yapıyorum. Böylesini hiç görmedim. Harika. Demek ki adam gibi aşk yaşamak isteyenler de var. Onlar arıyorlar. Bir dakika, sanırım tepki telefonları bunlar. Demek tepki gösteriyorlar. Özellikle hanım dinleyicileri. Ne dedim ki ben? Ne dedin? Aşk çılgınlıktır diyorum. Bakın bu anlaşılıyor, hem de çok iyi. Aşk bulutlarda gezinmektir. Aşk özgürlüktür. Aşk coşkudur. Aşk maceradır. Kadınlar genellikle denge arar. Macerayı göze alamazlar. Garanti ararlar. Herkes garanti arıyor. Herkes korku içinde. Hayatının hesabını yapmaktan yaşamaya mecali kalmıyor. Herkes her şeye teslim oluyor, uzlaşıyor. Ben uzlaşmıyorum. Teslim olmuyorum, olmuyor. Beni teslim alamayacaksınız. Hatta kalın efendim. Evet. Esaret ve özgürlük kokuyor. Ben hayatı yaşıyorum. Öyle de sonunda hayatı. Evet. Duyamam hanımefendi. Ve aşk efendim. Coşkunuzda yanıt gelmiyor. Hayat kuratmışıyor. Beyine giremem. Bekleyeceksiniz. Ben karşıyım. Ben tamam, aşk edin. Ne diyordun? Plaka numarasını bildir. Hemen bulup haber versinler bize. Merak ettik. Geldim işte. Sen iyisin değil mi? Dokunma bana. Peki, peki dokunma. Hala buradalar ha? Beklediler. Sinirlendi biraz.
Sinirlendi mi, niye? Günaydın, nasılsın? Geldin mi? Geldim, perişan oldunuz değil mi? Ben gidersiniz sanmıştım. Günaydın. Bir kahve yapayım, içersin değil mi? Hiçbir şey yok. Ha, öyle ya, ben çıkıp bir şeyler ayarlarım. Bana baksana sen. Sabaha kadar burada seni bekledik. Şu halimize bak. İnsanlar bu berbat yerde uyudular. Hem de neden burada olduklarını bilmeden. Sen de her şey normalmiş de, tek eksiğimiz kahveymiş gibi alışverişe gidiyoruz. Bak güzelim. Bana güzelim deme. Anlat bakalım. Tamam tamam, bir dakika anlatacağım, tamam. Herkes çok sinirli. Sigaram da bitmiş. Seni dinliyoruz. Tamam, bir dakika. Uzattın ama. Tamam, anlatıyorum. İzleniyorum, söyledim size. Sabaha kadar arabayla dolaştım, onları atlatmak zorundaydım. Dolaşırken de... Bırak masalı, bizimle alay ediyorsun. Saçmalama, olay ciddi. Herifler yatak odamı bile dinliyorlar. Nasıl yani? Tamam, panik yapma işte, lafın gelişi. Anlat be adam. Bir müvekkilim vardı. Her türlü pisliğin içinde, boktan herifin tekiydi. Tehdit edilmeye başlanmış. Bir gün bir dosya getirdi bana. Bir şey olursa işte basına sağa sola vermemi istedi. Bunu da kendini tehdit edenleri duyurmuş, beni karıştırmadan tabii. Eğer bana bir şey olursa her şey açıklanacak demiş. Ama herif aylardır ortada yok. İşin kötüsü dosyanın bende olduğunu da öğrenmişler. E'si bu işte, üç gündür tepemdeler. Dosyayı açtın mı? Açtım, açtım, açtım. Açmaz olaydım. Dehşete düştüm. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Özel istihbarat teşkilatları, siyasetçiler, polis, rüşvet, mafya, uyuşturucu, silah satışı... ...ne istersen var, olay olay, isim isim. Doğru mu bütün bunlar? Ne demek doğru mu? Sen boğazına kadar... ...bizi de batıracaksın. Bizi neden bu işe bulaştırdın pis herif? Dosyayı neden vermiyorsun? Veremem. Neden? Kalk gidiyoruz. Bana bak. En ufak bir şey olursa canını okurum senin. Kanımıza zarar gelirse gebertirim seni. Kocan için yedek don taşıyor musun yanımda? Bana bak, kendine gel. Yürü gidiyoruz. Bana bak, bir yerde namuslular namussuzlar kadar cesur olmazsa hiçbir umudu... Bırak bu ucuz lafları. Özür dilerim. Senden de, hadi. Gidiyorsun. Evet. Hem benim de saçlarım boyalı. Olsun, yine de güzel. Hadi! Bizi tehlikeye atmaya hakkın yok. Kimseyi bu işe bulaştırmak istemedim. Hele sizi hiç, bunu biliyorsun. Ama bulaştırdın işte. Ne yani, istediklerini ver mi diyorsun? Vermeyip de ne yapacaksın? Anladım, boş ver diyorsun. Ahlak, namus, sorumluluk sana mı kaldı? Bırak Allah aşkına. Sana dosyayı veren adamın ahlakından mı söz ediyorsun? Anladım. O kadar temizsen bu bokluğun içinde ne işin var diyorsun. Evet, aynen öyle diyorum. Oysa ben kocanla gurur duyarsın sanmıştım. Kocam mı? Kim benim kocam? Az önce radyoda konuşan adam mı? Yoksa karısını, en yakın arkadaşını... ...sonu karanlık bir maceraya sürükleyen adam mı? Kim benim kocam? Yoksa aylardır karısının mutsuzluktan boğulduğunu... ...delicesine sevgiye, şefkate ihtiyacı olduğunu fark etmeyip... ...radyoda aşk arayan adam mı? Kim benim kocam? Bak beni dinle, her şeyi düzeltebiliriz. Neyi düzelteceğiz? İki ateş topunu mu buluşturacağız? Sen ateş topu mu dayanır zannediyorsun ha? Sen her şeyi mahvedersin, her şeyi. O dengesizliğinle, bencilliğinle yaşamın bütün inceliklerini yok edip gidersin. Sonra da insanın hayatı çamaşıra bulaşığa bulanır. Sen de bunu radyolardan ilan edersin. Dokunma bana!
Ayrılacağım senden. Ama öyle kolay kolay çekip gitmeyeceğim. Bunca yıl kahrını çektim senin. Bedelini ödeyeceksin. Bugün, hemen şimdi, bugün. Bir dakika, bir dakika. Ne demek istediğini tam olarak anlamadım ama... eğer anladığım doğruysa... bugün olmaz. Yapamam, izleniyorum. Param repoda, kağıtta, her şeyimi biliyorlar. Bekarlık ver notelden. Senin ne olacağın belli değil. Ne? Tamam, merak etme. Bana bir şey olursa zaten her şeyim sana kalır. Karımsın, bunu biliyorsun. Yanlış anladın. Ben onu demek istemedim. Tamam, garantidesin. Konuşacak bir şey yok artık. Sonu belli olmayan bir şeyler yaşamak istemiyorum. Artık yoruldum ben. Bak, bu doğru. Yoruldum. Yıllar önce yoruldun. Sağ ol. Bunu söylediğin için sağ ol. Git. Sana ihtiyacım yok. Ben doğru olanı yapıyorum. Bu iyi oldu. Gerçek yüzünü gösterdin. Sevgi şefkat diyorsun, sonra da çekip gidiyorsun. Hem de bedel isteyerek. Zeki ol biraz. Kendi kendine ele veriyorsun. Sen ne diyorsun? Bilmem. Hiçbir şey düşünemiyorum. Görüyorsun. Herkes kimi terk ediyor. Ben buradayım. Ona biraz anlayış göstermelisin. Neler dedi, duymadın mı? Canı yandı. Çok üzülüyor. Ne dediğini bilemedi. Beni terk etti. Çok ağır konuştun. Neyse, ben gidiyorum. Dosyayı çoğaltacağım, her yere göndereceğim, her yere, herkese. Gitme, lütfen. Her yerde beni arıyorlar diyorsun. Hayatım boyunca saklanamam, bunu yapmak zorundayım. Anlattığın gibi ise baş edemezsin onlarla. Sen de mi? Günler. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, işler nasıl? Gördüğünüz gibi. Boş makine yok galiba. Şimdi boşalır. Şuna bir bakalım. Ne zaman servise girer? Bilmem, görüyorsun çalışıyorum. Görüyorum, ne zaman biteceğini soruyorum. Bittiği zaman. Sağ ol, çok yardımcı oldun. Verin bana bir şey ayarlarım. Kaç sayfaydı? Sanırım... 16, evet 16. İki dakika izin verir misin? Çok az kaldı. İki dakika lütfen, sonra devam edersin. Peki. Oldu işte, buyurun. Çok teşekkürler. Gerek yok. Aa, olur mu öyle şey, lütfen. Gerek yoktu gerçekten. Programınızı sık sık dinliyorum. Öyle mi? Ne hoş. Tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Daha çok sürecek mi şimdi? Yok yok, şimdi. Alo. Alo.
Evet. Büroya geldim, korkunç halde burası. Her şey darmadağınık, dosyalar paramparça, korkunç bir durum, tanıyamazsınız. Sakin ol, ne olduğunu anladım. Nasıl anlatayım, her şey... Tamam, sakin ol. Tamam, anladım, tamam, tamam. Hemen, hemen büroyu terk et. Hiçbir şeyin yerinde bırak. Bırak şimdi konuşmayı, çık oradan hemen, ben seni sonra ararım. Siz iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim. Neler oluyor? İyiyim, bir şey olduğu yok, tamam, anladım, sorun yok. Hiç nasıl sorun yok? Hiçbir sorun yok, bak bizi uğralım, maaşını ödeyeceğim ben. Siz tamam. Buranın halini görseydiniz tamam, böyle konuşmazdınız. Sabah gelince gözlerime tamam, inanamadım. Tamam, size tamam, bir şey oldu diye çok korktum. Ben iyiyim, hiçbir şeyim yok. Tamam mı? Sen yeter ki oradan hemen çık, evet, tamam mı? Ama... Bırak şimdi evi tamam, hemen oradan çık diyorum. Bak konuşma, konuşma, hiçbir şeye de dokunma, hemen oradan çık. Ben seni arayacağım, büroya uğrama, tamam mı? Bir süre uğrama, git. Merhaba. Bugün herkes... Bana bir bira verir misin? Akşam hemen veriyorum. Kaldım. Kimdi o adam? Vallahi siz de biliyorsunuz, ben de onu biliyorum. İlginç biriydi değil mi? Merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Sağ ol. Bunlar kimin için biliyor musun? Ne bunlar? Senin programın için. Ciddi olamazsın. Küfür mü, övgü mü? Bilmem, bir bak istersen. Aman tanrım, bizim programımız. Tahtaya vuralım, ilk kez böyle bir şey oluyor. İnanamıyorum. Bizim program rekora gidiyor. Yukarıda bir yığında telefon notu var. Sabahtan beri susmadı. Olur şey değil. Çok heyecanlandım. Neler yazıyorlar? Okuyup göreceğiz. Neden buradasın? Merdivenlerin başına gelme dedim sana. Çok merak ettim. Ben iyiyim. Ne oldu? Bir sorun çıkmadı ya. Hayır, çıkmadı. Her şey yolunda. Sen nasılsın? Neler yaptın bakalım? Ben iyiyim. Tamam, bırak. Ben kullanıyorum, tamam. Peki. Yiyecek bir şeyler aldım. Kahve de yapabilirim. Aç mısın? İstemiyorum. İstersem alırım. Dosyayı çoğalttım. Hepsini dağıtacağım. Hepsini. Yarın. Yarın değilse öbür gün. Yarın yerinden oynayacak. Göreceğiz. Olabilir. Bilmiyorum. Ne yapayım? Evet. Söylüyorlar. Sende kıl kadar haysiyet varsa çıkarsın ortaya. Dilini mi yuttun? Karaktersiz. Seni aşağılık her gelir seni. Ne yapayım? Bilmem. Küfredebilir miyim? Et. Sağ ol. Asıl sen beni dinle ulan şerefsiz. Asıl sensin ulan. Asıl pislik herif sensin. Ben var ya ben. Seni benim peşime takan patronlarının... Patronlarının patronlarının, anlarsın işte, anladın mı ulan? Lağım faresi, asılak köpek, adi...
buldular. Tam tersi, bulsalar gelirler, telefon etmezler. Çok korktum. Ben de. Bak. Postalamalıyım bunları. Hayır, posta değil. Evet, kurye. Kurye en garantisi. Hem de çabuk. Evet, kurye, kurye, kurye. Televizyonlarda akşama patlar bomba. En iyisi sabah. Yok, hayır. Hayır, hemen göndermeliyim. Yarın patlar. Göreceksin bak, yer yerinden oynayacak. Yer yerinden oynayacak. Manşetleri görüyor gibiyim. Hadi hemen halledelim şu işi. Tamam. Şunları önce zarflara koyalım. Yani üç gündür aynı gömlek. Kokuyor mu? Çok kirlenmiş. Yıkayalım, hemen kurur. Vakit yok. Neyse, ben hallederim. Bunları dağıtman şart mı? Dağıtmamı istemiyor musun? İsteyip istememekle ilgili değil bu. Peki neyle ilgili? Korkuyorum. Korkma, bir şey olmaz. Baş edemeyiz onlarla. Boş ver diyorsun. Hayır, demiyorum. Sana mı kaldı diyorsun? Demiyorum. Başına iş alıyorsun diyorsun. Öyle demiyorum. Her şey çürümüş batmış, sen ne yapabileceğini sanıyorsun? Hayır, demiyorum. Memleketi sen mi kurtaracaksın diyorsun? Hayır, demiyorum. Çıkarına bak diyorsun öyleyse. Çalabilirsen çal, vurgun vurabilirsen vur diyorsun. Al, sat, zehirle, mahvet diyorsun. Hayır, demiyorum. Sen aptal mısın diyorsun? Hayır, değil mi? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun diyorsun? Çıkarı ne diyorsun? At izi it izine karışan ne halt ediyorsun diyorsun? Hayır, demiyorum. Bu işlerle uğraşacak senden başka adam kalmadı mı diyorsun? Demiyorum. Hayır, demiyorum. Yapma ama seyret. Her şeyden haberin olsun ama karışma. Kork, fare gibi yaşa diyorsun. Lağımlarda sürün diyorsun. Sana dokunmayan yılan yaşasın diyorsun. Hayır, demiyorum. Bunların hiçbirini demiyorum. Peki ne diyorsun? Haksızlık bu. Herkesi örseliyorsun. Çıldırmak üzeresin. Ben yalnızca senin için korkuyorum. Karışma demiyorum, baş edemezsin diyorum. Ederler seni. Ben kendim için korkmuyorum. Korkmama hiç gerek yok. Benim korkulacak hiçbir şeyim yok. Hiç fark etmez. Ha öyle, ha böyle. Ben sadece seni sevdiğim için korkuyorum. Seni seviyorum. Kardeşim olduğun için değil, bu dünyadaki tek dostum olduğun için. Yaşamanı istiyorum, hepsi bu. Bunları sen söylemiyorsun. Bunları ben kendi kendime söylüyorum. Gitmeliyim. Bunları dağıtmam gerekli. Ne olursa olsun dönüşü yok artık. Geç gelebilirim, beni merak etme. Bir şeyler yemelisin. Mutfakta her şey var. Kahve de aldım. Isıtıcı da var, su da aldım. Yemelisin. Beni merak etme, hoşça kal. Merhaba. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek yolculuğumuza başlıyoruz. Bu gece müzik yol gösterecek bizlere. Ama kısaca dün geceye değinmek istiyorum. Bugün hayal edemeyeceğim kadar çok telefon ve faks aldım. Aldım demek doğru mu bilmiyorum çünkü hepsi iki gündür bizi arayan dinleyicimle ilgiliydi. Şimdi bunlardan bazılarını okumak istiyorum. Hepsi kaosla başlıyor, kaosla bitiyor. Masamın üstü de kafamın içi gibi sevgili dinleyicilerim. Aradığım hiçbir şey bulamıyorum. Tamam, buldum. Kim bu adam? Deli mi? Çok mu akıllı? Hayalci mi? Yoksa herkesle alay mı ediyor? Söylediği gibi mi yaşıyor, yoksa uydurukçunun, yalancının biri mi?
Öte yandan kızıp ateş püskürenler de var. Bazı dinleyicilerimiz hakarete varan şeyler yazmışlar. O kendisini ne sanıyor? Ya siz bir kadın olarak neden o herifin ağzının payını vermiyorsunuz? Bu kadar tepki doğru mu bilmiyorum. Sonuç olarak o da düşüncelerini söylüyor. Her neyse. Şimdi biraz müzik dinlemek istiyorum sizlere. Tamam, hepsi tamam. Rahattın mı? Hem de nasıl? Az yaptırmışım. 5-6 kopya daha yaptırmalıymışım. Şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Yer yerinden oynayacak. Biz ne olacağız? 1-2 gün daha buradayız. Sonra? Sonra her şey eskisinden daha iyi olacak. Yani bizi rahat bırakacaklar mı? Yani bunu senin yanına bırakacaklar mı demek istiyorum? Olay açığa çıkarsa kılımıza dokunmazlar. Herkes sahip çıkar bize. Umarım. Hiç şüphen olmasın. Neler diyor? Senden söz ediyor. Nasıl? Senden bahsediyor sürekli. Ne anlatıyor? Anlatıyor işte. Açlıktan ölüyorum. Bir şeyler hazırlayayım. Sen yedin mi? Yedim. Kahve ister misin? İstemem. Belki sonra. Tamam, idare eder. Çocukluğumuzdaki gibi. Hep burada yerdik. Evet. Burası senin pencerendi. Başkası varsa kıyameti koparırdı. Trenleri sayardım. Babam da burada oturur. Annemin yeri de orasıydı. En son ne zaman gelmiştik buraya? Siz geldiniz. Kazadan sonra ben hiç gelmedim. Neler hissettin? Karma karışık şeyler. O günleri çok özlüyorum. Evet sevgili dinleyiciler. Müziğimizin büyülü kollarında gün doğumuna kadar sürecek yolculuğumuza devam ediyoruz. Sizlere de olur mu bilmiyorum. Ben kimi zamanlar alır başımı giderim. Bulutlara, okyanuslara, yağmur ormanlarına, şiirlerin içinden geçerim. Şarkılarla kanatlanırım. Hiç bitmesini isterim bu yolculuğum. Ama her seferinde bir şey olur mutlaka. Bir kapı zili, bir polis sireni, bir çocuk ağlaması beni olduğum yere döndürür. Alo. Kenti terk etmediğini tespit ettik. Tren hattına yakın bir yerde saklandığını sanıyoruz. Muhtemelen istasyona yakın bir yer. Hayır efendim. Merak etmeyin efendim. Gerekli birimlere haber vereceğim efendim. Tamam efendim. Evet. Yavaş yavaş gece yarısını geride bırakıyoruz. Biliyorsunuz ben programımda pek müzik kullanmam. Ama bu gece konumuz müzik. Bu nedenle zaman zaman müzik kullanacağım. Müziğimiz de var. Bana sorarsanız her şey tamam. Radyonun kafesi hala çok kalabalık. Sanırım bir şey kutluyorlar. Ben en son neyi kutlamıştım diye düşündüm az önce. Fark ettim ki yıllardır hiçbir şey kutlamıyorum. Belki de bardakiler bu nedenle ilgimi çekti. Hepsinin yüzü gülüyor, mutlu görünüyor. İşte bu hesapta yoktu. Barda minik bir kaza yaşandı ve birkaç kişi bira banyosu yaptı. Ama bu olay onların neşesini kaçırmadı. Tam tersine daha da neşelendirdi. Her şey yolunda anlayacağınız. Ama gariptir, telefonlarımız çalmıyor bu gece. Ben kafeye müzik vermek istiyorum. Bakalım ne değişecek. Sana bir şey söyleyeceğim. Basit bir şey. Olumsuz şeyler düşünmene gerek yok. Sadece bir tedbir. Tamam mı söz? Çocuk gibisin. Ne söyleyeceksen söyle. Çok üzülmek, heyecanlanmak. Bu kasette peşimdeki aşağılık herifler var. Gizlice çektim. Bunu yukarıya saklayacağım. Duvar kağıtlarının arkasına. Haberin olsun. Yeryüzünde güvenebileceğim tek insan sensin. Bak, bu heriflerden başlanırsa bütün pislik çözülür. Tabii bunlar ayak takımı. Bak, bu başıma bir şey gelecek demeye gelmiyor. Ama bu kaset çok önemli. Çok önemli bir delil. Haberin olsun. Sadece haberin olsun istedim. Aşağıdakiler hareketlenmeye başladılar.
Evet. Evet, müziğimiz fark edildi. Çok hoş. Dans ediyorlar. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak dans ediyorlar. Az önceki kaba gürültü, duygu, duyarlılık ve içtenliğe bıraktı yerini. Ama birisi var ki içlerinde, o hep yalnız. Geçenlerde bir arkadaşımız, bu adam herkesi kendi yalnızlığıyla yüzleştirmek için yaşıyor sanki demişti. Yok, hiçbirinde yok. Hiçbirinde mi? Hiçbirinde, bir de sen bak. Burada yok. Yok, hiçbirinde yok işte. Belki yetişmemiştir. Evet, baskıya yetişmemiştir. Evet, evet. Bugünkü baskıya yetişmemiştir, öyle ya. Sayfaları önceden hazırlıyorlar. Televizyonlar, radyolar. Onlara bakalım. Televizyon çalışıyordur onlara. Baskıya yetişmemiştir ama televizyon, radyo hemen söyleyebilir. Radyoyu aç sen. Haberleri dinle. Bütün kanalları ara. Hepsini. Anons geçebilirler. Ben de şuna bakayım. Umarım çalışıyor. Ben çalışıyorum. Söz müzik. Yarın 2, 3, 4, 5 Ziyade'yi 3 gün önce basıp götürdüm. Bu yönü. Yerine diyalog. Sömürü yerine işbirliği. Çip. Görüntü var, ses yok. Yok. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. İster İngiliz. Thank you.
Oğlumla uçurtma uçurduk. Çok güzeldi. Rengarenk uçurtmalar bulutların arasında özgürce uçuyordu. Bir an bütün uçurtmaların iplerini kesmek geçti içimden. Bütün ipleri kopartmak. Uçurtmaları sonsuzluğun uçsuz bucaksız macerasına bırakmak. İpleri koparamayacağımı biliyordum. Ama düşüncesi bile harikuladeydi. Sonra her şeyi unutup saatlerce bulutların arasında dolaştım. Birinin uçurtması uçurtmamıza takıldı. Ne demek toplantıda? Memleketi yerinden oynatacak belgeler gönderdim diyorum. Size bağlayayım beni. Ne ismi, ne telefonu, salak! Gerizekalı. Moralini bozma, herkesi aramadım daha. Başsavcıyı arayacağım, emniyet genel müdürünü, bakanları, başbakanı. Bana bak, trafik haberi değil bu. Alır almaz öyle koştur koştur basmazlar. Araştıracaklar, sorup soruşturacaklar. Toplantı dedi kız. Belki de bunun için toplandılar. Evet evet, mutlaka bunun için toplanmışlardır. Bu pencereler diyorum. Ne penceresi? İçerisi ayna gibi görünüyor. İstasyonda bekleyen herkes buraya bakıyor. Hiç güvenli değil. Baksınlar. Yakında kim olduğumuzu öğrenecekler. Herhalde dışarıdan garip görünüyordur. Bu herifler buralara gelmezler. Lüks otellerde arıyorlardır beni. Burada saklanacağım. Şeytanın bile aklına gelmez. Bir perde ayarlasak. Tamam tamam. Madem tedirginsin, örterim. Şunlarla. Simsiyah, ha? Nasıl, iyi mi? Bak, şuradan tuttururum, iple telle bir şekilde hallederim. Bütün pencereleri örterim. Bu herifler kim? Hangi herifler? Bilmiyorum. Bak beyefendi seni kutlamak istiyor. Programını çok beğeniyormuş. Vakit buldukça sizi dinliyorum. Kutlarım. Teşekkür ederim. Özellikle son üç gündür çok ilginç bir program oldu. Sağ olun. Başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Güle güle. Kim onlar? İki adam işte. Bu halin ne? Her şeyi kırıp dökmüşler. Sağlam hiçbir şey bırakmamışlar. Bir dakika, bir dakika. Nereyi kırıp dökmüşler? Her şeyi, her şeyi. Paramparça. Korkunçtu. Tamam. Mutfakta, banyoda. Tamam canım, sakin. Hiçbir şey bırakmamışlar. Her tamam, şeyi kırıp ol. Dökmüşler. Korkunç. Bu adamlar tamam, korkunç. Tamam, İstediklerini vermişsin. Geçti. Onlarla baş edemeyiz. Tamam, tamam. Evin halini görseydin, tamam. Anlardın o zaman.
Hadi gel otur biraz. Otur şuraya. Kahvemiz var, ister misin? Yok. Su içersin belki. Sakin ol, anlat şimdi. Gece annemlerde kaldım. Öğleden sonra eve gittim. Eve niye gittin sanki? Üstümü değiştirmeye. İzlenmediğinden emin misin? 2 saattir dolaşıyorum. Direkt gelmedim buraya. Bu adamlar sandığımdan da tehlikeli. İstediklerini vermelisin onlara. Artık çok geç. Nasıl çok geç? Her yere gönderildi. Çıt yok. Çıt yok. Çıt yok. Nasıl yaparsın bunu? Tamam kes. Hepimiz tehlikeye atıyoruz. Ben doğru olanı yaptım. Sonuç 0. Daha dün gönderdim. Neyse, yarın haberlerde patlar bomba. Haberlerde çıksa ne olacak? Seni rahat bırakırlar mı sanıyorsun? Keser misin lütfen? Evin halini görseydin böyle konuşmazdın. Tamam dedim, sus. Yani susmasını bilmiyorsun. Öyle yaşanmaz ki. Şu halimize bak. Ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? İçimden bir ses yarın bütün gazeteler yazacak diyor. Yazsa da yazmasa da her şey bitti zaten. Hiçbir şey bitmedi. Bittiğini sen de biliyorsun. Hiçbir şey için pişman değilim. Susar mısınız lütfen? Affedersin. Az sonra radyo programı başlayacak. Canlı yayın. Arayıp her şeyi anlatabilirsin. Olmaz. Neden? Konuşturmaz, keser. Kesmezse başı derde girer. Başı dertte zaten. Herkesin başı dertte. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sence ne yapmaya çalışıyoruz? Beni dinle. İyi bir işin var. İyi para kazanıyorsun. Tamam anladım. İtibarın var. Anladım. Sorumlulukların var, yalnız değilsin. Tamam. 18 yaşında hiç değilsin. Tamam. Her şeyini yitireceksin. Umurumda değil. Peki ama neden? Hayatıma bir anlam kazandırmaya çalışıyorum. Demek hayatında anlamlı hiçbir şey yok. Bu benim yaşamım boyunca yaptığım en doğru iş. Heyecan arıyorsan paraşütle atla. Tamam. Senin beni anlamını beklemiyorum. Sıkıldım bizden, her şeyden, benden, evden. Onun için mi bizi terk ettin? Devam etmeyelim ne olur. Hiç anlamıyorum seni, hiç. Ben de çoğu kez anlamıyorum, ciddiyim. Ama bu sefer ne yaptığımı bildiğimden eminim. Hiç sanmıyorum. Ya tartışmayalım lütfen. Ya sürekli kavga ediyoruz lütfen. Biraz gelir misin? Götür onu. Bunu yap lütfen. Köye dayımlara 2 saatlik yol. Onun için yap. Bizim birbirimize taptığımız günlerin anısına yap. Yalvarıyorum sana. Dur bir dakika. Yaparsın değil mi? Bilmiyorum. Sabaha götürürüm. Şimdi. Araba var mı? Evet, babamınkini aldım. Harika, 2 saat sürer. Gözlüklerin yanında mı? Bilirim, gece zorlanırsın. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Birlikte gidelim. Olmaz. Sen yapacağını yap. Olmaz. Yarın bir basın toplantısı yapmayı düşünüyorum. Gizlenmek daha tehlikeli. Saçmalama. Birlikte gidelim. Hem bir süre sonra unutulur. Unutulmam. Neler unutuluyor? Yapamam. Yapabilirsin. Tartışmayalım. Lütfen gidin. Yalnız kalıp kafamı toparlamak istiyorum. Tamam peki. Bırakır gelirim. Sakın gelme. Ben sizi bulurum. Sakın gelme. Bak, evlilik yıl dönümümüzü unutmadım. Bu bela o gün sarıldı başıma. Panikledim, korktum. Tamam, biliyorum. Şaşırmıştım. Tamam. Seni unutmadım, ihmal etmedim, boş vermedim. Biliyorum. Seni gerçekten çok sevdim, bunu da biliyorsun. Sonra büyü bozuldu. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum, büyü bozuldu. Affedersin, bunları sonra konuşuruz. Uzun, şimdi gidin. Seni terk etmedim. Aklımdan bile geçirmemiştim. Canım acımıştı. Senin de canın yansın istedim. Ne dediğimi bilemedim. Sabret kalbim, sabret. Tut elimde ne su verilmemiş bıçak. Ey fırtına tut elimden, beni bırakıp gitme. Bırakıp gitme. Yine beraberiz işte. Luna Park'ta bütün aletler dönüyor. Bakım yapıyorlar. Öylesine sessiz ki her taraf. Sanki bir çocuk masalının orta yerindeyim. Her şey 2 kere aydınlık. Her şey 2 kere sonsuzluk.
Ama ben az önce sözleştim iki ucu keskin bıçakla. Beni terk etmeyecek. Bulunduğum yerden aletlerin ışıl ışıl döndüğünü görünce bunları düşünmeden edemedim. Aslına bakarsanız az sonra hepsinin lambaları sönecek. Ve bir ışık seni andıran bu alan karanlığa boğulacak. Ben karanlıktan çok korkarım. Çocukluğumda elektrikler kesilince annemin yanına koşardım. Bugün bugündür ne zaman karanlık olsa sığınacak bir yer aramışımdır. Aslında insanın her durumda sığınacak bir yerinin olması ne güzel. Her neyse çok duygulandım. Size de olur mu bilmiyorum. Ben bazen kendimle baş edemem. Bu gece de öyle bir gece anlaşılan. Bir yanım özgür, bir yanım prangalarda çürüyor. Bir yanım sessiz, bir yanım çığlık çığlığa. Amansız bir savaş var içimde. Üstüne üstlük telefon da hiç çalmıyor bu gece. Terk edildim galiba. Eğer öyleyse buna dayanamam. Sabaha az kaldı. Az sonra güneş doğacak ve her yer aydınlanacak. Her şey aydınlanacak. İşte o zaman karanlığın saldığı korku kaybolacak. Ve hayat bizi anamız gibi kucaklayacak. Korkmayın, gelin beni yaşayın diyecek. O zaman biz hayatın doğurgan kollarında yaşamanın harikulade tadını duyacağız. İşte ilk telefonumuz çaldı. Size bir sürprizim var. Tanıdığınız biri telefonda, yayını alıyorum. Merhaba. Sizi dinlerken bir şey takıldı aklıma. Ne takıldı? Bu dünyaya hiç gelmeseydim ne değişirdi diye düşündüm. Varlığım ne işe yaradı? Olmasaydım ne eksik kalırdı? Ben kimim, neyim, ne işe yararım? Çok ilginç. Kaç kere aşık oldum. Kaç gece uykusuz kaldım sevgilimi düşünürken. Kaç kere seviştim, yemek yedim. Kaç kere yenildim, kaç kere pişman oldum, sevindim, acı çektim. Kaç kere yalan söyledim, küfrettim. Şarkı söyledim, ağladım, güldüm, yemin ettim. Haber bültenlerinden kaç kere esaretim ve umutsuzluğumu dinledim. Kaç sabah gazete manşetlerinde kurşuna dizildim. Kaç kere kendi kendime sıkı dur oğlum, bozgun yok, umutsuzluk yok, çaresiz değilsin dedim. Gerçekten çok etkileyici. Şu an kendimi dinler gibiyim. Siz de böyle sorular sorar mısınız kendinize? Bilmem. Bazen sorarım. Zaman zaman herkes sorar. Siz sorar mısınız? Sormuşumdur. Peki cevabınız? Beni geçelim şimdi. Sizinkini bilmek isterim. Benim cevabım yok. Sizin moraliniz bozulmuş. Bu doğru. Sanırım ben tamamen bana ait olan bir şeyimi yitiriyorum. Neyi yitiriyorsunuz? Umudumu. Şaka yapıyorsunuz. Yo, umutsuzluğum kendimle ilgili değil. Neyle ilgili? Yo, ben teslim olmam. Umutsuzluğum kendimle ilgili değil, teslim olanlarla ilgili. Ya da ne olup bittiğini fark etmeyenlerle ilgili. Ya da fark edip de hiçbir tepki göstermeyenlerle ilgili. Bakın telefonlarımız yine çıldırdı. Üç gündür sizin coşkunuza hayran olanlar arıyor. Hiçbir şeye gücü yetmeyenler arıyordur. Ben de onlar gibi, kendimi onlardan ayırmıyorum. Kendiniz gibi konuşmaya başladım. Ben de gücü hiçbir şeye yetmeyenlerdenim. Yalnız ve... Sizin yalnızlıktan söz edeceğiniz aklıma bile gelmez. Yo, yalnızız. Siz de yalnızsınız, hepimiz yalnız. Yalnızlık, herkesin en büyük korkusu bu. Hayır, yalnız değilsiniz. Bunu size hemen kanıtlayabilirim. Kanıtlayın öyleyse. Bu duygudan kurtulmak istiyorum, buna ihtiyacım var. Tamam, sıkı durun şimdi. Şu anda bizi dinlemekte olan seyir halindeki araçların sürücülerinden rica ediyorum. Lütfen klaksonlarınızı çalın. Ve bu dostumuza yalnız değilsin. Yalnız değiliz diyen sesinizi iletin. Ve dostumuza kendi deyimiyle sıkı dur, bozgun yok, umutsuzluk yok, çaresiz değilsin deyin. Biz varız deyin. Biz varız. Kimse çaresiz değil. Duyuyorsunuz deyin. Duyuyorum galiba. Bir dakika pencereyi açmalıyım. Sizin çevrenizde de klaksonlar çalıyor değil mi? Çalıyorsa ne hissettiğinizi söyler misiniz bana? Sesiniz çok iyi gelmiyor. Ne dediğinizi anlayamadım. Tren geçiyor, çok gürültü var. Sesler birbirine karıştı. Bakın giderek çoğalıyor sesler. Ne diyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ne mi hissediyorum? Karışık şeyler. Sanırım öfke duyuyorum. Öfke mi dediniz? Evet, öfke, isyan, acı. Acı mı? Evet, acı çekiyorum. Baksanıza, bir anonsla herkes... Bunu sizi mutlu edeceğini sanmıştım. Sanki bir an herkes yalnızlığına çare arıyor gibi geldi bana. Ama bu haksızlık. Haksızlık etmek istemiyorum. Kimseyi incitmek istemiyorum. Yo, sizinle ilgisi yok, kimseyle ilgisi yok. Bilmiyorum işte, söyledim, kafam karmakarışık.
Siz ne kadar kötümser olursanız olun, sesler artıyor. Bakın dinleyin. Sizi, beni, herkesi, hepimizi iştenlikle kucaklıyorlar. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. İnanın bu kadarını ben de beklemiyordum. Ben de çok heyecanlandım. Duyuyor musunuz? Yalnız değiliz. Doğrusunu isterseniz çok duygulandım. Birbirimizi hiç tanımasak da, nerede ne yaptığımızı bilmesek de, gerektiğinde birbirimize kucak açacağımızı bilmeliyiz. Size ve bana dostluğunu sunan herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin sevmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var. Yeter ki yalnız olmadığımızı bilmeliyiz. Sevdiğimizi ve sevildiğimizi bilmeden yaşarsak mutsuz oluruz. Önümüzde uzanıp giden gelecek hayatımızda her birimiz ne büyük sevgiler, aşklar, coşkular yaşayacağız. Buna inanmalısınız. Hele siz, siz sevginin, coşkunun kaynağıydınız. Ben de uyandırdığınız duygu buydu. İyisiniz değil mi? Şimdi daha iyisiniz değil mi? Bilemiyorum. İyiyim, evet, evet iyiyim. Buna çok sevindim, gerçekten çok sevindim. Bakın beni yanlış anladınız. Belki de ben iyi anlatamadım derdimi. Ben birebir yalnızlıktan söz etmiyorum. Sorun ben değilim. Benim iyiliğim kötülüğüm değil. Korkularım kendimle ilgili değil. Sorun bizi mutsuz eden şeyler. Sorun. Neyse hepsi bu kadar işte. Hayır, hepsi bu kadar değil. Daha yeni başlıyor. Yeni başlıyor. Keşke buna inanabilsin. Nasıl inanmazsınız? Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Duyuyorum. Uzak ve dağınık sesler. Ben duyuyorum, yakında. Biz çok ne yapıyoruz? Duyuyorum. Nereye gidiyoruz? Size ne oldu böyle? Neden uzak duyuyorsunuz? Dönelim. Neden dağınık duyuyorsunuz? Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Öyle geliyor işte, bilmiyorum. Aslında kapatmak istiyorum artık. Hayır, kapatmayın, lütfen kapatmayın. Bunu yapamazsınız. Bakın yüzlerce insan çağrımıza ses veriyor. Ne olur kapatmayın. Tamam, kapatmıyorum. Sizi dinliyorum. Teşekkür ederim kapatmadığınız için. Bir şey söylemek istiyorum. Sesler çoğaldı, daha yakından duyuyorum. Harikasınız. Beni çok mutlu ettiniz. O kadar heyecanlıyım ki inanın böyle bir duyguyu hiç yaşamadım. Bakın neredeyse gün ağaracak ama aralıksız mesaj geliyor. Herkes dayanışmadan, hayattan, boyun eğmemekten söz ediyor. Bir faks mesajını okumak istiyorum. Biz bu dünyaya güzel şeyler yaşamak için gelmedik mi? Öyleyse yaşayalım. Böyle diyor bir dostumuz. Biz bu dünyaya güzel şeyler yaşamak için gelmedik mi? Burayı görmelisiniz, görmelisiniz. Telefonlar, fakslar susmak bilmiyor. Beni duyuyorsunuz değil mi? Bakın dinletmek istiyorum. Dinleyin. Ne diyorsunuz? Beni duyuyor musunuz? Cevap verin lütfen. Bir şeyler söyleyin. Kapattı. Ne yazık ki kapattı.